Hacimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Murat Can Safürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlama devam ediyoruz. Bugün YouTube'da hiç video çekmeden günde 100 dolarlara kadar para kazanmayı anlatacağım. Evet, hiç video çekmeyeceğiz. Hatta internetteki videoları kullanacağız. Nasıl telif yemeyeceğiz, telifsiz nasıl videolar kullanılır? Hatta müzikleri bile kafanıza göre kullanabilirsiniz. Bunu size detaylı olarak anlatacağım. Çok kolay bir şekilde hazır videoları kullanarak milyonlarca izleyiciye ulaşıp günde 100 dolar hatta 100 doların üstüne bile çıkabileceğiniz bir metot anlatacağım size. Hacimiş Teknoloji'ye hoş geldiniz. Her hafta 3 yeni ücretsiz para kazanma metodu anlatıyorum. Bu videolardan faydalanmak için kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretleyin ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Ayrıca her videoda olduğu gibi katıl üyelerimi ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız herkese açık videolarımızın yanında katıl özel paylaştığımız para kazanma metotlarını öğrenebilir ve sonraki videolarda kendi isminizi bu şekilde görebilirsiniz. Kanala abone olduysanız hadi gelin videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz normal şartlarda YouTube'da herhangi bir video yayınlandığında bunu alıp tekrar kullandığınızda bu telif hakkına girer. Veya herhangi bir şekilde internette herhangi bir videoyu alıp YouTube kanalınızda öyle rastgele kullanamazsınız. Burada telif hakkı devreye girer. Ama kısa videolarda bu böyle işlemiyor. Hatta kısa videolarda istediğiniz her şarkıyı rahatça kullanabiliyorsunuz. Peki kısa videolarda şarkı kullandığınızda o hazır müzikleri kullandığınızda hazır müzikten kastım Tarkan'ın bir müziği olur, Kontra'nın olur, Ceza'nın, Sagopa'nın, Yıldız Tilbe'nin, her herkesin müziklerini kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu müzik kullandığınız anda otomatik olarak bir telif hakkı durumu oluyor. Evet, yani o müziğin sahibine de bir para gidiyor. Yani siz atıyorum belli bir ücret kazanıyorsunuz. Bunun bir kısmı telif hakkı sahiplerine gidiyor. Ama sizin için hiçbir problem yok. Siz yine bu videodan para kazanabiliyorsunuz. Normal videolarda telif hakkı devreye girdiğinde direkt bütün gelir o telif hakkına gidiyordu. Yani telif hakkı sahibine gidiyordu. Müzik kullandığınızda ise hiçbir şekilde hani videonuz kaldırılmıyor, gelirleriniz iptal olmuyor. Sadece bir kısmını onlara ödemiş oluyorsunuz. O kadar da olsun. Sonuçta onun müziğini kullanıyorsunuz. Zaten siz çok fazla video paylaşarak olabildiğince gelirinizi arttıracaksınız. Onlara ödediğiniz bir kısımlık komisyon çok da umurunuzda olmayacak. Sanırım 3'te 1'ini alıyorlardı da alsınlar, yarısını alsınlar gerekirse. Hiç önemli değil yani. Neyse, kısa videolarda bu telif olayı şu anda yok. Yani dediğim gibi telif geçerli olsa bile bir kısmını oraya pay olarak veriyorsunuz. Sizin için bir problem yaratmıyor. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? İnternetteki hazır videoları hazır videolardan kısa shortlar oluşturarak bunları YouTube kanalınızda yayınlayacaksınız. Örneklerini birazdan göstereceğim ama öncelikle short videosunu hiç bilmeyenler için onu size tanımlamak istiyorum. Normalde şöyle göstermem gerekirse yatay video formatında şu an siz bu videoyu izliyorsunuz. Şöyle bir format. Bu yatay videolar genelde işte yani sınırı yok ama işte 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika olabilir. Benim short dediğim olay ise şu boyutta dikey videolar ve maksimum 60 saniye olabilir. Yani 0 saniye ile 60 saniye arasında olan dikey videolar short olarak kabul ediliyor. Eğer ben bir videoyu dikey yaparsam, 5 dakika yaparsam bu da aynı yatay videolar gibi yayınlanır. Yani YouTube videosu olarak yayınlanır. Yani dikey ya da yatay olması önemli değil. 1 dakikayı geçen her video uzun videodur. 1 dakikanın altında ise eğer video yataysa normal YouTube videosu, dikey ise short video. Yani 1 dakikanın altında kalan dikey videolar short videosu olarak kabul edilir. Hemen örneklerine bakalım arkadaşlar. Şuraya mesela ne yazayım? Funny dog yazayım. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü kedi köpek videosu çıktı. Bakın burada da shortslar çıktı. Mesela 19 milyon izlenmiş. 29 milyon izlenmiş. 18 milyon. Bakalım açalım ne var burada. Evet, köpek geliyor. Bıraksın. Evet, bir şeyler. Mesela ben bu videoyu direkt alıp arkasına böyle güzel ilgi çekici bir müzik ekleyip şu anda sesim benim kapalı, müzik çalıyor mu çalmıyor mu ben bilmiyorum. Siz duymuşsunuzdur çalıyorsa. Çünkü sistem sesi geliyor kayda. Buraya güzel bir müzik ekleyip ben bunu paylaşabilirim. Mesela Türkçe olarak açıklama yazabilirim. Veya ben eğer İngilizce para kazanmak istiyorsam bu aramayı Türkçe yaparım. Türkçe videoları alır İngilizce olarak paylaşırım. Çok önemli değil. Zaten üzerinde söz yok, bir şey yok. Başlığa ne yazarsam o. Ya da belki birden fazla kanal kurarım. Kimine İngilizce atarım, kimine Türkçe atarım. Önemli değil. Ya da burada bu bir kısa video. Ben buradaki uzun videolar içerisinden alırım uzun videodan. Aa, bu da kısa videoların derlenmesiymiş gerçi. Şöyle bu da öyle mi? Evet bu da öyle. Bayağı şorta kaymış işi. Heh, mesela bu bir uzun video. Normal YouTube videosu. Bu videoların içerisinden kısa videolar alır. Bunu dikey boyutta yayınlarım. Bunlardan para kazanabilirim. Farklı olarak ne bakabilirim? Fighting Cats mesela. Kavga eden kediler. Uyduruyorum şu an. Bakıyorum. Yine 3 milyon olan bir tane kısa video var. Gördüğünüz gibi. Of, nasıl da kavga ediyorlar. Biraz daha bakıyorum. Angry Cat 4
3,8 milyon yani 5 milyon izlenmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu videoları alıp kendi oluşturduğunuz kanallarda paylaşabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Sizlere çok bilinmeyen bir shorts taktiği vereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela bu video şöyle tam ekranda paylaşılmış değil mi? Siz bu videoyu alıyorsunuz mesela, yanına bir tane daha video alıyorsunuz. Atıyorum bunu alıyorsunuz. Ve ekranı ikiye bölerek aynı videoya bir üstte birini, alta birini koyuyorsunuz. Yani tek bir videoda aslında iki ayrı görüntü oluyor. Bu neye sebep oluyor arkadaşlar? Mesela adam açıyor, üsttekini izliyor. Sonra tekrar bekliyor. Tekrar başa sarıyor video, alttakini izliyor. Böylelikle ortalama görüntülenme süresini yükseltmiş oluyorsunuz. Yani örneğin video 20 saniye ise bir adam açıyor, üsttekini 20 saniye izliyor, alttakini 20 saniye. O videonun ortalama görüntülenme süresi %200 oluyor. Ve bu YouTube için inanılmaz bir şey. Sizin videonuzu çok fazla öneriyor ve tabii ki de çok fazla kişiye izlettikçe para kazanıyorsunuz. Bu arada hiç bilmeyenler için YouTube Shorts'larından para kazanabiliyorsunuz. Sanırım ya bir 6 ay falan oldu ya da bir, yani 6 aydır 1 yıldır falan YouTube Shorts'lardan para kazanabiliyorsunuz. Ne zaman aktif olduğu çok net hatırlamıyorum ama 6 ay gibi bir süre önce olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşık 6 aydır YouTube Shorts'lardan da para kazanabildiğimizi söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi YouTube Shorts pazarı öyle bir pazar ki biliyorsunuz TikTok'tan aslında esinlenen bir şey. Önce TikTok çıktı, sonra TikTok'tan işte Reels olarak Instagram'a uyarlandı. En sonunda tabii ki de YouTube'da kendi platformuna bunu koydu. O yüzden çok fazla içerik açığı var. Hala insanların büyük bir kısmı tabii ki uzun videolar üretiyor. Yani YouTuber'lar bile çok fazla kısa video üretmiyor. Çünkü adam 10 yıldır uzun video üretmeye alışmış ve devam ediyor. Hak da veriyorum. Ben de genel olarak kısa video üretiyorum ben ama esas benim de büyük eforum, yani en büyük enerjim, ben hala uzun videolara harcıyorum. Bunun nedeni benim zaten kanalım oturmuş. Uzun video alanında oturmuş. Ama sıfırdan başlayacaklar için uzun videoyu boş verin abi. Yani boş verin demeyeyim tabii ki. Onun da ayrı bir olayı var ama yani sıfırdan başlayacaksanız ve hızlı yükselmek istiyorsanız direkt olarak kısa videolara odaklanın ve deli gibi kısa video üretin ve dediğim gibi yüzünüzü göstermeden, hatta video çekmeden hazır videoları kullanarak bunu yapabilirsiniz. Rengini değiştir, altına alt yazı ekle, üst yazı ekle, aynı anda iki video ekle, üç tane resim ekle, bulmaca ekle, başlığını ilgi çekici yap, yaratıcı gelen aklına böyle ilgi çekici başlıkları kullan ve buradan acilen para kazanmaya başla. YouTube'la alakalı daha fazla şey öğrenmek istiyorsan 31 videodan oluşan harika bir eğitim seti hazırladım. Bu eğitim videolarının içerisinde YouTube para kazanmanız kapalıyken bile para kazanabileceğiniz 15 tane yöntemi de anlattım. Bu eğitim setine erişmek için yapmanız gereken tek şey, şu anda bu videoyu izlerken altta çıkan katıl butonuna tıklıyorsunuz. Hani YouTuber seviyeyi seçiyorsunuz. Merhaba. Katıla bastıktan sonra bu eğitim setine ve diğer tüm para kazanma katıl videolarına da erişebiliyorsunuz. Katıl özel çok fazla metot yayınladık. Bunun dışında sonraki videolarda kendi isminizi reklam olarak, sponsorlu olarak görüyorsunuz. Her videonun başında isminizi veriyorum arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.